Araç Palio 1-2, 16 valf. Bu da Bursa Etibank çantasından gelmiş. Araç külvetör kapağında oradan yağ kaçırıyor. Bir de rölanti dalgalanma problemi yapıyor. Şimdi bunları çözeceğiz. Bakalım rölanti dalgalanma problemi nedenmiş. Şimdi aracın burası hep kurum olmuş. İçi de aynı şekilde manifoldun. Bir de arkayı göster. Arka tarafta aynen kurum olmuş. Bu neden olmuş? Araç üflüyor. Motor sanırım biraz yağ eksiltme var. Bak burayı çek. Buradan üflemiş. Göremedim. Manifoldun içine. Hafif detasından manifoldun içine. Manifoldun içinden de emmenin içini gördüğünüz gibi yapmış. Evet, emmenin içi de bayağı şey. Yani burada motor biraz hasta oluyor. Anladım. Bu da böyle bir dipnot. Pislik var değil mi? Pislik ne demek? Geçen hararet yaptı dediğim gün var ya, acaba aklıma şey geldi. Dedim çok yağsız kalmış. Dedim acaba hararet yapması da bundan yok, sebep olabilir yok mi diye. Yok, orada yatak sarar. Orada yatak sarar. Aracın yağ yaktığı için burada rölanti motoru da yağlanıyor. Güzel algılamıyor, okumuyor. Okumadığı zaman da rölanti dalgalanması da yapar. Anladım. Bunu bozar da. Bu durumda ne yapmak lazım? Araç kurtarırsa segment, kurtarmazsa motor. Ama biz şu anlık temizleyelim, değil mi? Yani yapılabilecek, yani tamam. Bir gün başıma başka bir sorun çıkartmayacak şekilde yapalım da. Tamam.
Ayrıca buji ve buji kablolarını inceledik. Bujilerin hali. Şimdi boş buji takacağız. Buji kabloları değişecek. Hava fitesi de bayağı kirlenmiş. Hava fitesini değiştireceğiz. Tasın içini görüyorsunuz. Şimdi bunlar güzelce temizlenecek. Antifriz önceden kırmızı konulmuş ama artık çamurlaşmış. Bayağı bir özelliğini kaybetmiş. Buralardan açma yapmış biraz. Şimdi tekrar antifriz koymak istiyoruz ama buraları açma olasılığı var. Açarsa beyin değişebilir. Dirsekler kurtarmazsa. O da müşterinin isteğine bağlı. Aracın antifrizini değiştireceğiz. Zaten şu an yapmasa ileride yine açma yapacak. Kışında çalışma problemi yaşar. Birçok sıkıntıyla karşılaşabilir müşterimiz. Onun için antifrizi değiştireceğiz. Zaten bir şey oldu mu buradayız. Her zaman gelip buyurabilir. Antifriz boşaldı. Leş gibi. Şimdi bir suyla devrime yapıyoruz. İçini boşaltıyoruz. Temizlik. Arabayı çalıştır abi. Üçüncü bidon döküldü, şimdi dördüncü dökülecek. Bayağı kirli çünkü. Antifriz koyarken de aracın havasını almak için en iyi havasını alabileceğiniz yer LPG beyni, regülatörün, su hortum giriş yerleri. İki taraftan da eşit olarak su geldiği zaman havası alınmış oluyor. Şu an aracın kontrolü devam ediyor. Araç benzinde yüksek çalışıyor. Gazda da rölanti dalgalanması yapıyor. Yüksek ihtimalle rölanti motoru. Şimdi rölanti motorunu değiştireceğiz. Ayrıca amortisör üst takozunu görüyorsunuz. Bayağı gitmiş. Bu da şimdi değişecek. Rölanti motoru da bu arkadaşlar. Zaten göstermiştik. Şimdi bu değişecek. Yeri de burada. Ayrıca aracın balatalarını da görüyorsunuz. Bitmek üzere. Çok az kalmış. Aracın diski de yeni olduğu için hemen değiştirdik arkadaşlar. Yoksa diske zarar verir. Daha büyük masraflar açar müşterimizin başına. Evet, araç şu anda tamam arkadaşlar. Arabanın tek problemi LPG'de yüksek çalışıyor. Onu da LPG sistemi can gaz. Can gaza bakan bir yerin ayarlaması lazım. O da zor. Normalde biz böyle sistemleri atikere çeviriyoruz. Şu an aracın işlemleri tamam. Abi son olarak izleyenlerimize ne söylemek istiyorsun? Ustaları herkese tavsiye ederim. Uludağ Otomotiv'den herkese selam. Eyvallah abi, ayağına sağlık.